Köy Hayatı Sevenler kanalından hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve öğle yemeğiyle yeniden karşınızda olacağız bugün. Bugünkü öğle yemeğimizde Senem Sultan'dan peynirli çörek yapımı var. Bu güzel menüyü de sizlerle paylaşacağız inşallah. Ne istiyorsun Musti? Selle. He? Selle. 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 Selle mi? Bu kuzu ne istiyor senden? Sultan başladı. Yo. Yo, kuzu. Boncuk bu, boncuk. Çağır bakayım boncuğu. Gel de boncuk, gel. Gel boncuk. Bak cici. Cici boncuk. Gel cici boncuk. Bak boncuk cici bak. Bak boncuk. Bak. Acıkmış boncuk, acıkmış. Hadi bin sallayayım seni hadi. Hadi bin sallayayım seni. Hadi. Seni sallayayım sonra nenenin yanına gideyim. Yemek var, nene yemek yapıyor. Gitme. Gitme baba, gitme. Tamam. Karışma boncuğa. Bırak yesin. Tam kendine gelmiş. Maşallah. Bugün köy hayatında hava derecesi 25 derece şu anda ve öğleden sonra 28 dereceyi gösteriyor maşallah. Çok güzel bir hava var bugün. Boncukla beraber, boncuğu da koyacağım sallanacağı, beraber sallansınlar. Aynen. Evet Senem Sultan, peynirli çörek mi var bugün? Bugün peynirli çörek yapacağım inşallah. Güzel oluyor. Bu peynirli çöreği sen yuvarlak, böyle yuvarlak şeklinde mi yapıyorsun? He, yufka açacağım. Ama şimdi biraz bunu dinlendirip eşkiteceğim ya, biraz şişmesi lazım. Daha önce yaptığın bu çöreği... Tamam, o açık çörek. He. Bu küçük küçük peynirli çörek olacak. Ramazan'a son günler. Yuvarda içine. Şimdi içine süt, 3 bardak süt. Şu ana kadar koyduğunu. He, 1 bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da maya attım. Şimdi bunu eriteceğim. Yavaş yavaş un ekleyeceğim. Yumurtasını da koyacağım. Yumurtanın da sadece beyazını, sarısı konmayacak. Kırlangıçlar yuvası için kavga yapıyorlar. Yuva yapıyorlar artık. Civciv çıkarıcılar. Sadece şeyi mi? Sarısını atmıyor. Yok, sarısı şeyi yüzüne sürülecek. Hmm. Onun için. Nasıl sallanıyor baba? Niye öyle sallanıyor Musti? Niye öyle sallanıyor? Bir şey sallamıyor. Başına bir şey sallamıyor.
Sallıyorum, geri dinliyor, geri öyle yapıyor. Kimse sallamıyor mu oğlumu? Kimse sallamıyor mu? İçindeki tereyağı biraz erisin. Hmm. Bir kaşık da tereyağı attım ya içine. O tam erimesi lazım şimdi bu suyunu. Ramazan inşallah ilk gününde iftar yemeğinde. İnşallah. Ben diyorum ki içli köfte, ne diyorsun? Yaparım. Hangisinde canınız istiyorsa onu yaparım. İçli köfte bence. Tamam. Hem yöremize ait güzel bir yemek. Hem de sevilen bir yemek. İnşallah. İnşallah Ramazan'ın ilk günü iftar yemeğimiz. Onu paylaşacağız sizlere arkadaşlar. İnşallah. Ve onunla beraber iftar yemeklerinde bu şekilde başta yöremize ait güzel yemekleri paylaştıktan sonra da İnşallah. Daha sonra börek çeşitleri. Börekler de yapacağım bol bol. Aynen. Yesinler. Ve tatlı da. Bana da bari bol bol dua edersiniz. Akşam tatlıları. Ramazan geldi, havalar sıcak olmaya başladı. Yani maşallah sıcak olmaya başladı. Yine hani köylerin hamurunu da dinlendiriyor mu? Tabii, şimdi bu biraz şişeyene kadar bekleyeceğim. O boncuğun yerini değiştirsen miydin? Şimdi ot getirdim kendine. Yemiyor bir türlü, yemiyor. İstiyor yan başında durucun ki yayılsın. Tek başına yayılmıyor. Hayır hayır, güzelme çok ne? Şimdi jelatin çekeceğim üstüne. Bu şekilde dinlendireceğim. Böyle dinlendireceğim biraz, soba sıcak yere koyacağım. Hava almayacak şekilde. Ya Allah. Bunu sarayım. Ve hamuru annem dinlendirmeye bıraktıktan sonra da yeniden devam edeceğiz. Ve yeni tavuklarımız geldi. Maşallah 14-15 tane tavuğumuz oldu. İlave yaptık. Burada yeni var mı bakalım. İçim iki bölüm yaptım. Kavga yapıyorlardı horozlar. Yeni gelen horoz vardı, kavga yapıyordu. Evet şu. Hemen aşağıdaki tavuk yeni. Ve bununla beraber maşallah kaç tane var burada? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane var burada. Var mı? Yok. 5 tane burada. 6 tane var burada. Bir tane de köşedeymiş. 6 tane burada var. Diğerleri yeni olduğu için biraz korkuyorlar. Evet, yeniler burada. Yenileri bu tarafa aldım. Şu biraz odaklansın. Evet. Gördüğünüz bunların hepsi yeni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Evet, yuvarları yukarıda. 14'te 15 tane falan var. 2 tane de horoz aldık. İlave yaptık. Yani nereden baksanız 10 tane tavuk, 4 tane de horoz var. Horoz, iki tane horoz aldım. Aslında gerek yoktu ama daha küçük oldukları için horozları aldım. Büyüdüğü zaman duruma göre bakarız artık. Çünkü çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah Allah izin verirse. Ve yuva, şimdi formaliteden bu yuva. Bu değişecek. Yeniden güzel bir yuva yapılacak. Tam böyle telle falan çevrili önü. Güzel bir yuva yapacağım inşallah kendilere. Tabii bu duvarla beraber olacak. Bahçenin etrafı duvar örüldüğü zaman inşallah tavukların da güzel yerini yapacağız. Ve yeni dünyayı görüyorsunuz. Yeni dünyalar kendine gelmeye başladı. Çok güzel. Yeni dünya vazgeçilmez ya, köy yerinde, bahçesinde. Olmazsa olmaz. Ve bununla beraber şimdi artık bahar geldi, yaz geldiği zaman meyveler artık yavaş yavaş
kendine gelmeye başladı. Elma. Elmalar kendine gelmeye başladı. Maşallah. Bu elma ağacı da çok güzel, bereketli bir ağaç. Şu dalından bile belli, görüyorsunuz. Kaç tane var dalında. Maşallah, bereketli. Misti, sen elma yeme burada elma olunca. Hı? Elma yiyecek mi? Elma mı yiyeceksin, çilek mi yiyeceksin? Hadi gel anne. Anne değil baba. Nereye? Nasıl geliyor? Ve şekerpare. Anne geliyor. Bu da çok güzel. İnşallah Rabbim kısmet ederse sizlere olduğu anne zaman. Geliyor. Maşallah köylülerden bile geldiği zaman, böyle ağacın burada oturduğumuz zaman, çayımızı içtiğimiz zaman, kahvemizi içtiğimiz zaman köylüler geliyor, akrabalar geliyor. Maşallah her gelen zaten burada oturup hemen ağaçtan koparıyor. Hemen ibi yıkadıktan sonra da yemeye başlıyor. Bereketli, o kadar bereketli ki o kadar kişi gelir. Afiyet şeker olsun. Yeriz yeriz bitmez maşallah. Ve karşıda ise daha portakallar. Portakal ağaçları ve limon ağacı var. Onlar da çiçek açtı. Ve tabii ki de asma yaprakları. Gördüğünüz gibi. Kendine geldikten sonra da toplayıp artık onları da şey yapacağız. Böyle bidonlara koyuyoruz ya. İnşallah sarmalık. Yaprak sarması. Yine bizim hatayımızın odun ateşinde olmazsa olmazımız dediğimiz yemeklerden. Düştün mü? Düşme. Aha bak, üstüne de çamur yaptın. Şimdi anne görür seni. İyiyim baba. İyi misin? Tamam. İyisin. Ve domateslerimizi de görüyorsunuz. Bugün bir sulama olur, damlama yine. Ve köy yeni evimiz. Ne oldu, ne yaptık? Hemen kaç gündür paylaşmıyorum. Yok, vazgeçtim. Mustafa yukarı çıkmasın diye geri indim, geri çıkıyorum. Allah korusun. Daha demirler olmadığı için kenarlarda. Mustafa'ya çok dikkat ediyoruz. Yeni evimizde ne oldu? Son gelişme. Biraz ara verdik. Ama asma tavan yaptığımız ledik yerler. Kenarlara alçıları oldu. Kenarlara demirler koyduk. Yani bir şu anda bir boyası kaldı. Şöyle de göstereyim koridorda. Bu şekilde. Göstereyim. Oturma odası da. Ünite de bitti. Şimdi ne yapıyoruz? İlk aşamamız inşallah arkadaşlar. Bu ay içerisinde Ramazan ayında inşallah boyası oluyor. Evin boyası, iç dış boyalar olacak. Boyayla beraber yine Rabbim kısmet ederse kapıları, kapı derken içeriye toz girmemesi için, yani bu asma tavanların içerisine toz girmemesi için, hem de boya olacak ya, hem pencereler olacak, hem de bu kapı pimapen olacak, bu kapı olacak ve banyonun kapısı olacak. Ve pencereler olacak. Bununla beraber en güzel, benim sevdiğim ve mutfağın kapısı, çok güzel bir kapı gelecek. Bunları da sizlerle paylaşacağım tabii ki. Ramazan ayında sizlerle paylaşacağım olduğu zaman. Bunlar gelecek. Bununla beraber boya olacak. İç dış boya olacak. Komple. Boyadan sonra da elektrik çekilecek. Elektrikle beraber de su çekilecek. Zaten bundan sonra da su da çekildikten sonra da geriye kalan nokta ise dolaplar, yatak dolabı, yatak dolabıyla beraber de mutfak dolabı, mutfak dolabımız olacak ve benim hem Mustafa'nın odası hem de benim odam çalışma odam. Buraya da kendime bir çalışma odası masası,
bilgisayar için, malzemeler için, ekipman için buraya bir yer yapacağım kendime. Ve burada da Mustafa'nın yatak yeri olacak inşallah. Yani Musti'ye de tabii ki de boş kalmayacak. Burası Musti'nin çalışma odası olurken burayı güzel bir süsleyeceğim ben Musti'ye. Bununla beraber buraya da YouTube ekipmanlarımla beraber tabii ki de görseller de olacak inşallah. Bununla ilgili Ramazan ayında inşallah arkadaşlar hem iftar yemeği hem iftar yemeğiyle beraber bu güzel ev yapımımızı da detay detay şeklinde sizlere paylaşacağız inşallah. Diyerek yavaş yavaş hamur kendine gelmiştir. Selam sultanım. Çörek yapımına doğru geçelim. Ve gördüğünüz gibi güzelce dinlendikten sonra hamurumuz kendine geldi. Hava derecesi ise 26 dereceye çıktı. Bugün arkadaşlar maşallah. Bayağı bir sıcak oldu. O soğuklardan direkt sıcağa girdiğimiz zaman bize aşırı sıcak geliyor ama daha bu nedir ki değil mi anne? Daha benim sıcaklar başlamadı. Daha 35 dereceleri göreceğiz inşallah. Hamur dinlenmeye bıraktığımız zaman Hatay yemekleri vardı televizyonda. Onlara da baktık biraz annemle izledik. Hı hı. Neyi yapmamışız anne? Biz etli firik pilavını herhalde yapmadık. Etli firik pilavı. Bir de peynirli irmik. Ama de onu biraz daha böyle sanki değişik yapıyorlar. Onlar işte biz tatçını seviyoruz. Yani bizim buranın Hatay'ı tam meşhur da. İllaki değişik derken tarçın koydu. He, onlar tarçın ve antep fıstığı koydu. Biz antep fıstığı koydu. Hı hı. Ama inşallah Ramazan'da iftar yemeklerinden sonra aynen. Bu tatlımızı da sizlerle paylaşırız. Gözleme de. İftar yemeklerinde gözleme. Hastanen açılır, yapışmaz. Yani ufak bir açıyorsun, sonra ikisini üst üste koyuyorsun tekrar. Senin kuzu acıktı. Yok. Verdi. Niye ikisini niye üst üste açıyorsun? Ne? Daha ince olsun diye. Şimdi bunu açayım tam. Bunu. Evet.
Zaten geçen zahter diyorduk ya. He. Zahter bu zamanlarda bu hava sıcaklığında dağa çıkılmaz. Yok. Yani zahter toplanmaya çıkılmaz. Bu sıcak insanın başına vurdu mu? Zaten biraz şey çok sıcak olursa gidemez. Biraz daha mesela 27-28 dereceyi gösteriyor ya. Dağa çıkacağım ha. 22 derece, 23 derece normal. Ha. O tereyağı mı anne? Baklava yufkası gibi olmuş ha. Aslında fırçayla değil de o bir yaptığımız gibi bunu buraya yap, bunu buraya yap daha güzel yağ olur. Tamamdır. Çünkü fırça biraz sert yırtmaz. Bak böyle daha güzel. Yapayım fırçasını. Başka o hiç harcını mı? Bunun içine de tuz attın mı biraz? Yok zaten peynir tane tuzu. İçerisinde ne var? Biraz sadece peynir, bir de maydanoz. Fırını açıyorum. Sadesi de güzel oluyor ama peynirli daha güzel oluyor. O tepsiyi bana vereceğim. Bunu mu? Bir de şey yapacağım. Onun üstüne şey süreceğim. Yumurta mı? İşte diyeyim ya. Yani, civcivlere yem verdin mi? Şurada sen verdin mi? Ben dün akşam verdim. Ama suyları az da su ekledim biraz. Yumurta sarısı sadece değil mi? İçinde şey var. Yoğurtla yumurta sarısı. Şey, sadece yumurta olursa yanmış gibi gözükür. Kokusu iyi olmaz. Ama şey lafırdığı zaman ne güzel olur. Ya bunun kıymalısı falan ağır oluyor. Ağır oluyor ama en güzeli bu çeyrekli çok güzel. Aynen kıymalısı ağır oluyor. Peynirli en güzeli. Bağlıları küçük küçük.
gitti, banyoyu yaptı, yattı. Önce 2 saate uyanırız artık. Aralıklı mı koysak şişer değil mi bak fırında? Okay. İyi böyle mi? Hem iyi işte hem öyle. Zaten fazla olmaz. 4-4 mü yoksa? Bakayım şu sıra. 5-5 anca sar. 5-5 buna 5 sar. 2 tane daha böyle yana. Ondan sonra bir tane de ortaya sar bence. Al. Çünkü şeyi yumaklarına göre. Sığmaz mı 6 tane? Çünkü şeye... Geriye ne kadar kalıyor? 5 tane kalıyor. 5 taneyi de öbür şu yuvarlığa getiririz. 6 tane koyarsan 5 tane. 14 tane çünkü. Buraya da bir tane. Çok pıştın mı? Yok şişecek yani, diye ben fazla şey yapmıyorum. Aralık kalsın. Bir tane daha tamam. Ayakların ağırdı. Yok, oturmaktan. Ayaklarım, kaç tane açıldı? 2, 4, 6. Burada bu tepside 6. Diğerine kaç tane kalıyor? 5 tane. Yine kaç tane var? Aynen 5 tane var. Diğerinde de 5 tane. Ve bu fırına girecek. Bununla beraber artık son aşamayı sizlerle paylaştıktan sonra videomuzu bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Fırınımız zor olunca çok lezzetli oluyor. Müslü'nün civcivleri ne durumda? Müslü'nün civcivleri. Civcivler. Yatıyor mu? O su bitmiş. Su bitmiş. Su bitmiş. Bir de bunun içinde yatıyor. Al bunu temizle. Bu ışık içeriye ısı veriyor. Kendine göre ısıda kalıyor. Biraz da kirlenmiş içi ha. Daha mı değiştirdin? Yem de o. Yemiyorlar orada öyle kalıyor. Çünkü akşam değiştirdik içini. Dağıtıyorlar. Kaçacak yerine kaçacak. Şimdi gider getiririm biraz. Ve arkadaşlar bu arada böreğimiz hazır. Şimdi sizlere bitiş halini göstereceğiz. İçine de göstereceğiz. Çayla beraber. Ve sonra da yemeğe doğru geçeceğiz. Şimdi biz bir de. Açayım da içine. Peynirle. Çok güzel orayı oldu. Koparsana versene bana. Tel tel olmuş. Çok güzel oldu ama. Tadına bakma. Çok güzel. Elinize sağ ol. Biliyor musun? Hamur atmıyor bak. Aynen. Tel tel olduğu için hamur da olmuyor. Görüyor musun? Aynen. Çok güzel olur. Kıtır kıtır olmuş. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik.
Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.